Haftanın son gününde TRT Türk'ten bu ülkeden herkese merhaba. Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Bugün az sonra yazar Nermin Yıldırım bizlerle beraber olacak. İkinci romanı Rüyalar Anlatılmaz'ı konuşacağız canlı yayında. Nermin Yıldırım bizlerle beraber yeni kitabını konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Yeni bir roman Rüyalar Anlatılmaz. Edebiyat severler ilk romanınızla hatırlıyorlar sizi. Şimdi arkasından hemen bir sene sonra galiba. Evet. İkincisi geldi. Bir hikayesiyle başlayalım isterseniz. Rüyalar Anlatılmaz ne anlatıyor? İspanyol bir karakterimiz var, Pilar. Eyüp'le evli, Türkiye'den biriyle. Fakat Eyüp yıllar sonra bir gün ortadan kayboluyor, evlendikten bir süre sonra. Ve Pilar kocasının İstanbul'da olduğunu öğreniyor. Fakat bu yolculuğun sebebini bilmiyor. Ama bir şekilde kocasının başının belada olduğunu düşünüyor. Ve onu bulmak, bulup yardım etmek için peşinden İstanbul'a gidiyor. Burada hiç bilmediği bir şehirde, hiç tanımadığı insanların arasında kocasını arayacak. Ve bu yolculukta yanında bir de yol haritası var, bir rüya defteri. Uyku problemleri yaşayan Eyüp, psikolog tavsiyesiyle rüyalarını yazmaya başlamış bir günlük şeklinde. Pilar da o rüyalardan hareketle ve İstanbul'da tanıştığı Eyüp'ün ailesinden öğrendikleriyle kocasını bulmaya çalışacak, fakat kendisini hiç beklemediği başka bir hikayenin içinde bulacak. Bu Eyüp'ün ailesinin, Bahriyeli ailesinin hikayesi. Hem o Eyüp'ü arama serüveni, hem de ailenin geçmişine dair bir takım gizler okuyucuyu bekliyor romanda. İç içe geçmiş evet. Çok hikaye var aslında. Bir İspanyol'un gözünden de bir İstanbul panoraması görüyor muyuz yer yer kitapta? Hani bir farklı bakış açısıyla. Görüyoruz, fakat evet, böyle bir yabancı bir karakter hikayeye girdiğinde, hele ki İstanbul'a ilk defa geliyorsa, bunu bekleriz. Fakat İstanbul çok güçlü bir karakter. Yani eğer ona boyun eğerseniz kitapta sizin onu ayırdığınızdan daha fazla bir yer isteyebilir sizden. Pilar'ın İstanbul'a gelişi turistik bir amaç taşımadığı için kocasını bulmak derdinde. Yani ilk ihtiyacı, arzusu, endişesi bu. Onun için ben İstanbul'u biraz arka plana itmeye çalıştım. Yine var elbette. Fakat hani o ilk beklediğimiz, ilk tahmin ettiğimiz kadar yoğun bir İstanbul yok. Dediğimiz doğru, çok rol çalmaya müsait bir şehir gerçekten. Bir İspanyol karakter. Bunun çıkış noktası nedir? Sizin hayatınızda da bildiğim kadarıyla İspanya'yla bir şekilde yollarınız kesişiyor. Evet. Herhalde buradan çıkıştı. Ben Barcelona'da yaşıyorum. Tıpkı Pilar gibi. Genelde bildiğiniz yerlerden hareketle yazmak istiyorsunuz hikayelerinizi, ama tek sebep bu değil. Şimdi Bahriyeli ailesini içine girecek, bu hikayeyi çözecek, onların sırlarına temas edecek kişinin, karakterin dışarıdan biri olması lazımdı. Bir takım önyargılardan azade, hatta o kültürden bile uzak. Hani ona hem fiziksel olarak uzak bir yere, hem de kültürel olarak da, manevi olarak da her anlamda uzak bir yere koymak gerekiyordu. Bu daha iyi bir tercih olacaktı ya da. Onun için Pilar'ı böylesine uzak bir yerden getirdik İstanbul'a. Bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Genelde hani hakikatle aramızdaki mesafeden bahsederken sanki onun içindeysek, ona yaklaşmışsak daha iyi görebileceğimizi düşünürüz. Ama bazen böyle değildir. Resmin tamamını net görebilmek için biraz geriye çekilmek gerekebilir. Mesafe arttıkça görüşümüz aslında keskinleşebilir. Pilar bu yüzden bu kadar uzaktan geldi. Bu ikinci roman... İlk romanınızla karşılaştırdığımızda benzer bir lezzet taşıyor mu tarz olarak? Aslında birbirinden tamamen bağımsız iki roman. Unutma Beni Apartmanı ve Rüyalar Anlatılmaz. Fakat dikkatli okurun fark edeceği küçük oyunlar var. Yani ilk romandan sonra bana hep şöyle sorular geldi. İşte Süreyya ile Ada ne olacak? Onların da sorumlu yazacak mısın? Bu romanın bir devamı olacak mı? Bu soruya henüz bir cevap veremiyorum. Onların hayatının sonraki safhalarını yazar mıyım bilmiyorum, ama bildiğim bir şey var. Bir takım karakterler tıpkı Rüyalar Anlatılmaz'da olduğu gibi, çünkü dikkatli okur onları görecek bu kitapta da, beklenmedik yerlerden çıkıyorlar. Benim romanlarım arasında onlar yaşamaya devam edecekler. Yani onlarla ilgili tek bir roman belki yazmam, fakat romanlarımda olacak. Ayrılamıyorum karakterlerimden. Onu soracağım, karakterlerin etkisinden kurtulmak zordur herhalde. O yazım sürecinde o kadar sizin içinizde ve hayatınızdan bir parça oluyor ki biraz etkisinden zor kurtuluyorsunuz herhalde. Diğer
bir romanlara doğru taşıyor zaman içinde. Evet, yani bir de ben hani şunu da seviyorum, böyle okurken de okuyucu olarak da böyle minik oyunlar yazarın benimle paslaştığını görmek benim hoşuma gidiyor. Kendim keşfetmeyi seviyorum. Yazarken de hani evet birbirinden farklı 2 roman, 3 roman, 5 roman yazabilirsiniz. Fakat sizi takip eden bu yolculukta sizinle birlikte yürüyen okurlar için bambaşka, bunlardan bağımsız, yani bunlardan beslenen ama bağımsız ayrı bir evren yaratma fikri bana çok çekici geliyor. Aslında kendi kendime böyle bir oyun oynuyorum. Bu karakterleri onların üzerine kurmadığım romanlarda bile bir şekilde oralardan geçirirken yollarını. Okuyucu için de demin dediğiniz gibi aslında çok keyifli bir, dikkatli okuyucu için aslında. Evet, eğlenceli bir yol olabilir. Küçük bir sohbetimize devam ediyoruz. Romanını konuşuyoruz. Kitapta rüya ve gerçek çok iç içe geçmiş. Rüyalar üzerine de çok önemli şeyler var. Sizin hayatınızda bu kitapta rüya kavramı neyi temsil ediyor? Bu kadar kitapta ön planda olmasının nedeni? Evet, aslında kitabın adı Rüyalar Anlatılmaz ama kitabın konuşmaya dair bir çağrısı var. Yani bildiklerimizi, sır olarak sakladıklarımızı, içimizi acıtanları konuşursak rahatlayacağımıza, daha temiz bir yolda, daha ferah bir yolda hayata devam edebileceğimize dair bir çağrısı var. Sen sustuğun için böyle yorgunsun diyor. Yani tersten bakan bir mesele bu. Şimdi rüyalar eğer bizim içimizde sakladıklarımızsa, yaşadığımız bir takım derdin tasının ya da olumlu şeyler de olabilir, başka türlü bir tezahürü ise konuşulmayı, üzerine konuşulmayı ve düşünülmeyi hak ediyorlar diye düşünüyorum. İşte Eyüp'ün rüyalarından hareketle aslında biz onun kim olduğunu öğreniyoruz. Yani işte bunca yıllık karısı da belki ilk defa kocasıyla tanışıyor. Bu kadar önemli rüyalar romanda. Çünkü zaman zaman çok yakınlarımıza bile, yani yan yana bir ömür geçirdiğimiz insanlara bile aslında kendimizden bahsetmeyebiliyoruz biz. Beraber ne kadar vakit geçirdiğin değil, birbirinin ne kadar içine bakabildiğin, yaralarına dokunabildiğin önemli bir ilişkide. İlk defa rüyalarından hareketle Pilar da kocasını tanımaya başlıyor. Çünkü bu rüyalar bir yerden sonra Eyüp'ün geçmişiyle kesişiyor. Hani rüyayla gerçeğin, kabusla gerçeğin birbirine karıştığı bir noktaya geliyor bütün bu rüyalar. Ve bu yolculuk sonucunda, yani İstanbul macerasında Pilar'ın elindeki defterle birlikte yıllar sonra kocasıyla ilk defa tanışmasına tanıklık ediyoruz. Aile bireylerinin de aynı şekilde yıllar sonra birbirlerini tanıdığını zanneden başka insanların da aslında yeni baştan tanışmalarına tanıklık ediyoruz. Umuyorum bu esnada kendimize de soruyoruz. Yani kendi içimize doğru da bir yolculuğa çıkıp biz neleri yanlış anladık, biz kimlerle tanıştığımızı sandık ama belki aslında hiç tanışma fırsatımız olmadı. Ve nasıl tanışabiliriz tabii, bunu düşünmeye başlıyoruz. Biraz kişisel sorgulamalara da götürüyor okuyucu ve rüyalar anlatılmalı diyoruz belki de, değil mi? Rüyalar, gerçekler, içimizde tuttuğumuz ne varsa konuşup halledip hayatımıza öyle devam etmemiz lazım. Biraz yazarlık serüveninizden bahsedersek, gazetecisiniz aslında. Arka arkaya gelen 2 roman var. Nasıl ilerledi bu süreç? Yazar mıydınız hep küçüklükten beri? Tabii hep o hikaye öyledir zaten, biliyorsunuz. Küçüklükten beri. Ama gerçekten küçüklükten beri yazardım. Yani hani okumayı öğrenmemle yazmayı öğrenmem aynı zamanda yazmaya başlamam denk geliyor. Belki daha bile önce kendi kendime bir şeyler kurardım ama yazamazdım. Böyle bir hikaye de var filan. Ben çok küçükken işte şiirler yazardım, bir şeyler yazardım. Amcam beni motive etmek için onları işte 9 yaşında filandım, daktiloyla yazıp fotokopiyle çoğaltıp al bak Nermin sana kitap yaptım, bu senin ilk kitabın diye vermişti. Ben bayağı böyle işte yazar oldum filan diye çok bir havalara girip işte arkadaş doğum günlerinde kitabımı imzalayıp veriyorum filan. Hani ben o yıllarda hayatımın geri kalanında yazı yazmak istediğimi biliyordum. Gazetecilik mesleğini seçmem belki yine yazıyla alakalı olduğu içindir. Daha önce, yani bu saate kadar hep bir şeyler yazdım. Unutma Beni Apartmanı benim yazdığım ilk metin değil, ilk roman da değil. Fakat kendi kendime yazıyordum. Yani insanlarla paylaşmayı henüz planlamamıştım. Bir gün olacağını biliyordum ama zorlamadım kendimi, acele etmedim. Ne zaman ki evet artık bu karakterler, bu hikaye benden çıkıp başkalarıyla da paylaşılabilir diye düşündüm. O zaman ilk romanım yayınlanmış oldu geçen sene, Unutma Beni Apartmanı.
Sonra da arkası geldi. Devamı geldi. Evet. Rüyalar Anlatılmaz çok yeni. Belki bunu daha çok havasını koklayamamışsınızdır ama ilk romanla bir okuyucu kitleniz oluştu. Nasıl okurlarınızla aranız? Çok mutluyum. Çok iyi aramız. Ben hep şey söylüyorum. Yani ben romanı yazarken hakikaten bir beklentim yoktu. Ne olacağını hiç planlamamıştım. Sadece o zaten bir dürtü. Yazmak istiyorsunuz. Tamam hadi insanlarla da paylaşmaya hazırım diye düşündüm ama sonrasında neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ve planlamamıştım. Fakat öyle hoş eleştiriler, öyle güzel gelişmeler oldu ki beklentimin, planlarımın dışında, çok üstünde. Elbette çok mutlu oldum. İşte kısa zamanda yabancı bir dile çevrilmeye başladı roman, Bulgarca'ya. Yani her şey iyi gidiyor. Teşekkür ediyorum herkese. Araya bir sene gibi bir zaman gelmiş. Kısa denebilecek bir zaman aslında. Bundan sonrası için projeler nedir? Herhalde devam edecektir romanlar. Öyle görünüyor. Tabii. Ben ilk romanı 4 senede yazmıştım. Bu da ilk roman basılmadan önce. Hani onun bir hazırlık aşaması oluyor. Hemen biter bitmez basılmadı. Biraz araya zaman girdi. İkincisini de o basılmadan evvel yazmaya başladım. 1,5 senede yazılmış oldu dolayısıyla. Fakat üçüncüsünü yazıyorum hali hazırda. Çalışkanım. Çok kısa zamanda herhalde üçüncü bir bilmiyorum ne zaman hazır olur ama başladım. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Rüyalar Anlatılmaz Doğan Kitap'tan çıktı. Nermin Yıldırım'ın ikinci romanı. Devamını da bekliyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere yeni projelerde. Teşekkürler. Evet.